Merhaba sevgili dostlar, umarım hepiniz iyisiniz. Bugün güncel bir konuyla karşınızdayız. Malum son zamanlarda medyayı ve insanların zihnini oldukça meşgul eden bir konu var. Bir profesöre ait, hatta bir ilahiyat profesörüne ait Kur'an'ın Allah kelamı olup olmamasıyla ilgili bir takım iddialar var ortalıkta. Bu iddialar gündemi oldukça meşgul ediyor. Aslında bu iddialar yeni de değil. Isıtılıp gündeme getiriliyor. İnsanlar farklı sahiplerle, farklı amaçlarla bu tür konuları gündeme getirebiliyorlar. Bunlardan aslında en önemli sahip, en önemli araç bize göre de meşhur olma çabası, gündem oluşturma çabası gibi çabalar. Bunlarla ilgili çok ciddi cevaplar verildi. Videonun altına bu cevapları paylaşacağım. Ehli ilim insanlar, alanın uzmanları bu konuyla ilgili çok güzel fikirler ortaya koydular. Çok güzel eleştiriler, reddiyeler ortaya koydular. Her birinin linkini videonun altında sizlerle paylaşıyor olacağım. Bununla beraber özellikle tefekkür konusundaki ve imani mevzulara vukufiyetiyle tanıdığımız Profesör Doktor Alaaddin Başar hocamızın konuyla ilgili çok güzel bir yazısı yayınlandı Sorularla İslamiyet sitesinde. Şimdi o yazıyı olduğu gibi tamamen sizlerle paylaşacağım. Öncelikle şunu ifade etmek isteriz. Bu yazıyı kaleme almaktan maksadımız, Kur'an hakkında mütecaviz sözler sarf ederek küfrünü ilan eden bir profesöre cevap vermek değildir. Onun o çirkin sözleri dolayısıyla Kur'an-ı Kerim hakkında bazı hakikatleri ifade etmeyi bir görev sayarak bu yazıyı yayımlamış bulunuyoruz. Bu uçsuz bucaksız alemi sonsuz bir kudret ve hikmetle yaratıp idare eden Allah, bu kainat ağacına en mükemmel meyve ve bu aleme en nazdan misafir olarak yarattığı insanlarla elbette konuşacak ve kendini onlara tanıtacaktır. Şu kainattan maksad âlâ tezahür-ü rububiyete karşı ubudiyet-i külliye insaniyedir. Bütün semavi kitapların inzal edilmesinde ve onları ders verecek peygamberlerin gönderilmesinde iki ilahi maksat söz konusudur. Birisi kendini kullarına tanıtması, diğeri kullarına ubudiyet vazifesini talim etmesi. Bir harfin bile katipsiz olamadığını bilen insan, kendini bu alemi sahipsiz tevehüm edemez. Bu varlık alemini bir var eden olduğunda bütün vicdanlar ittifaktadır. Ama o zat kimdir? Sıfatları, isimleri nelerdir? Bu alemi niçin yaratmıştır? İnsanın bu aleme gönderilmesindeki ana hikmet nedir? Ölüm, insanın bir uçurumdan hiçlik derelerine yuvarlanması mıdır? Böyle değilse ölümden sonra başka bir aleme gidilecek midir? Bir kahvenin bile 40 yıl hatırı olduğuna göre bir insan kendi varlığına ve ona hizmet eden bu muhteşem aleme, bu kadar ihsanlar ve ikramlar takan Rabbine nasıl şükredecek? İşte bütün bu ve daha nice soruların cevaplarını vermekte insan aklı kifayetsizdir. O halde Allah kendini bu muhtaç kullarına bizzat bildirecektir. O halde Allah insanlara hitap edecek, kendini tanıtacak, insanlara şükür ve ibadet yolunu bizzat gösterecektir. Şimdi hakikat bu iken, bir an için bu sorunun cevabını bütün dinlerde ve bütün semavi kitaplarda arayalım. Ne batıl dinlerde ne de tahrif olmuş diğer üç semavi kitapta bu soruların cevaplarını bulamayız. Karşımıza tek bir hidayet rehberi vardır. O da Kur'an-ı Hakim'dir. Bazıları Kur'an, beşer kelamına benzemesini nazara vererek onun semavi kitap olduğu konusunda insanları şüpheye düşürüyorlar. Bu gibi kimselerin aldandıkları çok önemli bir noktayı kısaca beyan edelim. Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin beyan ettiği gibi kelam-ı ilahi nihayetsizdir. Yani Allah'ın kelam sıfatıyla hitap ettiği mahluklar sayılamayacak kadar çoktur. Meleklere ilham yoluyla konuştuğu gibi hayvanlara da ilhamlarda bulunur. Bu hakikati ders vermek içindir ki Allah kelamından bir sureye arının ismi verilmiştir. Nahil suresi. Allah arıya ilham ile yolunu göstermekte, onu çok uzak mesafelere sevk etmekte, daha sonra da yine ilhamla onu yuvasına döndürmekte, kovanını buldurmaktadır. Allah sevgili kullarıyla da ilham yoluyla konuşur. Evliyanın ilhamları onların Rableriyle bir nevi mükalemedir. Ve Allah kullarına elçi olarak gönderdiği peygamberleriyle de vahiy yoluyla konuşur. Bu hak elçilerinin insanlara rehber olabilmesi için
Allah kelamının onların anlayacağı mahiyette olması gerekir. Allah'ın insanlarla konuşması konusunda üstadın çok önemli bir tespiti vardır. Tenezzülat-ı ilahiye. Yani Allah insanlara onların anlayacağı bir dilden hitap etmektedir. Eğer Tur-i Sina'da Musa aleyhisselama hitap ettiği gibi etseydi, insanlar bu kelama muhatap olamazlardı. Kur'an-ı Hakim ehli şuura imamdır. Cin ve inse mürşittir. Ehli kemale rehberdir. Ehli hakikate muallimdir. Öyleyse beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve katidir. Çünkü cin ve ins münacatını ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor. Mesailini onun lisanıyla zikrediyor. Edeb-i muaşireti ondan talim ediyor ve hakeza herkes onu merci yapıyor. Öyleyse eğer Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Tur-i Sina'da işittiği kelamullah tarzında olsaydı, beşer bunu dinlemekte ve işitmekte asla tahammül edemezdi ve merci olamazdı. Bu önemli nokta üzerinde biraz durmak gerekiyor. Nur külliyatında mahlukat alemi için kelimat-ı kudret tabiri kullanılır. Yani yaratılan her mahluk Allah'ın kudret sıfatının bir kelamı gibidir. Bu kelamlar hadsizdir ve birbirinden farklıdır. Güneş de bir kudret kelimesidir çiçekte. Allah'ın kudretinin mahiyeti ne güneş yaratmasıyla anlaşılabilir ne de çiçek yaratmasıyla. Bu ilahi sıfat ancak mahlukatın yaratılmasıyla kudret kelimeleri olarak tezahür eder. Allah'ın zatı gibi sıfatları da mahlukatın zatlarına ve sıfatlarına benzemez. Onun kudret sıfatı ne semayı direksiz durdurmasıyla, ne dünyayı döndürmesiyle, ne güneş sistemini topyekün sevk etmesiyle anlaşılamaz. O kudret mahlukatın hiçbir kuvvetine, kudretine, cazibesine benzemez. Aynen öyle de Allah'ın kelam sıfatı da hiçbir kelama benzemez. Kudret sıfatı mahlukat aleminde kendini gösterdiği gibi, kelam sıfatı da vahiyler ve ilhamlarla tezahür eder. İlham da vahiy de Allah'ın kelam sıfatına bakmaları yönüyle kelimesizdirler. Ancak bunların insanlara intikal ettirilmesinde üstadın ifade ettiği gibi bir ilahi tenezzül devreye girer ve Allah insanlara onların dilleriyle hitap eder. Kelimesiz konuşmanın en açık örneği insan kalbidir. Kalp kelimesiz konuşur. İnsan güzel bir manzarayı kalbiyle sever. Bu sevgi kelimesizdir. Onu anlatmak istediğinde akıl devreye girer ve sevgiyi kelimelere dökerek ifade etmeye çalışır. İman da kalbin kelimesiz konuşmasıdır. Şehadet getirmekle bunu kelimelere döker. Sevgi gibi korku, şefkat, merhamet de kelimesizdirler. Kelime ve cümle insan bedeniyle ilgili kavramlardır. Ağızdaki kelime mahreçlerinden dilin ve dudakların hareketlerine, dış alemde ise havanın varlığına muhtaçtır. Maddeden münezzeh olan Allah'ın kelam sıfatı elbette madde alemindeki hiçbir konuşmaya benzemez. Kudreti hiçbir mahlukun kuvvetine benzemediği gibi. Kur'an Allah kelamıdır. Onun kelam sıfatından gelmektedir. Ve Kur'an Allah'ın insanlara bir tenezzül-i ilahi olarak hitabıdır. Bunu böyle değerlendiremeyen kimseler, kelam sıfatının kemalini idrakten aciz oldukları gibi Kur'an'a muhatap olmaktan da mahrum kalırlar. Ve Kur'an mucizedir. Hiçbir suresinin ve ayetinin benzeri getirilemez. Kelam sıfatından gelen Kur'an'ın bu hasiyetini anlamak için kudret sıfatından gelen kainata dikkatle bakmak yeterlidir. İnsan ne bir çiçeğin mislini getirebilir, ne bir meyvenin, ne de bir arının mislini yapabilir, ne de bir yıldızın. Bunların hepsi Allah'ın kudret kelimeleridir ve taklit edilemezler. Aynı mana kelam sıfatından gelen ayetler ve sureler için de aynen geçerlidir. Bu hakikati konunun erbabı olan büyük alim ve mürşitler ehil olan muhataplarına anlatmış ve ispat etmişlerdir. Nur külliyatından İşaratül İcaz adlı eserde bu hakikat en güzel ve mükemmel bir şekilde beyan ve ispat edilmiştir. Son olarak şunu da ifade edelim ki maksadı ifade etmek için dil bir vasıtadır. Onun kullanılması ise ayrı bir sanattır. Her Türkçe bilen büyük bir şair olamadığı gibi
Her Arapça bilen de Kur'an'ı tam anlayamaz. Kur'an Arapça olmakla birlikte Allah'ın kelamıdır. Aynı topraktan insanlar çanak çömlek yaparken Allah ise insan ve hayvan yaratır. Evet sevgili dostlar, Profesör Doktor Alaaddin Başar hocamızın konuyla ilgili açıklamaları bu şekilde. Umarım zihnimizde oluşan ya da oluşabilecek bir takım soru işaretleri giderilmiş olur. Kur'an'ı okumak, anlamak ve hayatımıza geçirmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.